Umarım planınız işe yarar Hülya Hanım. Yarayacak tatlım, yarayacak, merak etme. Kapat gözlerini, kapat. Tamam, kapat, kapattım. Tamam. Geliyorlar, geliyorlar, çabuk çabuk çabuk. Kapattın mı? Hı. Bir saniye. Mevkube beni kapat gözünü, açma. Tamam, yürüyebiliriz. Açma. Yürüyelim. Şimdi güvenmiyorsun bana, açmıyorum işte. Açacağım. Evet, az kaldı, az kaldı. Şimdi geç, geç buraya. Sürpriz! İyi yıllar canım. Can, iyi yıllar. Can, ne güzel sürpriz ya. Doğum günüm var dediler, geldik. Ya, İyi ki doğdun. Erdem, kaç yıl oldu ya görüşmeyeli? 6 yıl olmuştur en az. Daha fazla olmuştur canım. Ezgi, bu sen olamazsın. Benim. Sen kaç kilo verdin kızım? 35. Yani ihtiyacı olanlara verseydin keşke. Sen de çok değişmişsin Can. Saç, sakal, vücut. Bunlar bana biraz iyi davrandı. İyi, iyi de bakıyorum kendime çok. İyi ki doğdun Can. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi ki doğdun. Hoş geldiniz hepiniz. Arkadaşlar tanıştırayım. Kız arkadaşım Sanem. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir yerden tanıyorum sanki. Öyle mi? Ben çıkaramadım. Aynı üniversitede okumuş olabilir miyiz? Sanmıyorum. Ben çıkaramadım. Ben Boğaziçi işletme. Yo, çıkaramadım ben size. Sen üniversite okumuştun değil mi Sanemciğim? Evet, okudum. Hiç konuşmadık galiba. Hangi bölümü okumuştun? Kanatlı hayvan yetiştiriciliği. Ne? Gerçekten mi? Ya size biraz saçma gelmiş olabilir ama... ya benim kuşlara ayrı bir ilgim var. Çok seviyorum. Evet, Sanem'in kuşlar hakkında çok derin bilgisi ve ilgisi var. Bence özel bir yetenek. Teşekkür ederim Can. Ya şu an aradığım tam olarak böyle biri aslında. Nasıl? Gıda maddelerinin, yediklerimizin yerli durum ortada sektörün. O yüzden sağlığımız hormonlu, katkı maddeleri, yiyecekler yüzünden büyük bir tehlike altında. Tavukta zaten bunun önüne geçmek mümkün değil. Evet, yani şu aralar hindi tercih edilmeli bence. Kesinlikle. Biz de bunun üzerine düşündük ve bir hindi çiftliği açmaya karar verdik. Şu anda istişare halindeyiz uzmanlarımızla. Sen de müsait olduğun bir gün gelip ilgilenirsen çok mutlu olurum. Tabii, seve seve. Sanemciğim, madem bu sektörde bu kadar bilgilisin, niye buradan yürümedin? İşte Sanem'in sadece kuşlara değil ilgisi. Daha birçok konuda ilgiye ve bilgiye sahip. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir yazar. Yakında da kitabı çıkıyor. Ay ne kadar güzel. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Ben de yazmak çok isterdim ama gerçekten çok zor. O yüzden yazabilen insanlara ayrı bir saygı duyuyorum. Çok teşekkürler. İşte benim aşkımın 10 parmağında 29 marifet. Cancığım, hazırladığım sürprizi beğendin mi tatlım? Bayıldım, çok sağ olun. Eski arkadaşlarına ulaşabilmek için Polen'den yardım aldım, sağ olsun. Yani kısacık bir zamanda elimden geldiği kadar. Oradan buraya duyuyor. Gerçi ben baş başa olurum diye düşündüm Sanem'de ama... Tatlım, bundan sonra bol bol olursunuz. Bugünlük de böyle biz bize olalım değil mi? Kalabalık güzeldir. Aa, bu arada annenler geliyor değil mi? Evet evet geliyor. Ya biz önden gelmek zorunda kaldık. Varmak üzerelerdir onlar da. Süper, hadi bir şeyler içeceğiz. Anneler mi geliyor? Nasıl başardın? Şöyle... Aslında benim başarım değil yani Hüma Hanım'ın başarısı. Mahalleye gidip annemden özür dilemiş. Annemle özür dilemek. Evet, ben de şaşırdım ama bence konuşman işe yaradı. Ben senin kadar iyi niyetle düşünemiyorum. Öyle düşünmeyeceğim. Gel. Mevkubem. Ya. Heh, çıkarayım. Ya evde çok şatafatlıymış. Ben keşke böyle acaba kravat, takım elbise falan mı giyseydim ya? Yok gerek yok artık. Onlar bize uyum salacaklar. Biz onlara uyum salmayacağız lütfen. Hoş geldiniz. Anne, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beni kırmadınız. Teşekkür ederim. Ne demek? Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldin Leyla'cığım. İyi akşamlar. Mevkube teyzem, hoş geldin. Hoş bulduk. Nihat amcacığım, nasılsın? Merhaba. İyiyim. Can Bey, evladım sen nasılsın? Ne haber Leyla? Can Bey, sağ olun. Rahat geldiniz mi? Kolay buldunuz mu? Tabii. Metroya bindik. Böyle biraz hem o trafikten de kurtulmuş olduk. Rahat rahat geldik yani. Metroda ama çok böyle kalabalık değil mi? Yok gayet kolay geldik biz. İyiydi yani, güzel. Bence en kolayı. Ben dünyanın birçok yerine geziyorum. O yüzden devamlı metro kullanıyorum. Gayet rahat oluyor. Değil mi? Evet. Aynen. Gelişmiş ülkelerde metro kullanımı çok revaçta zaten. Hem zaman hem enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz çağ bunu gerektiriyor. Ben hiç alışamadım İstanbul'daki yani metroya da. En son New York metroda Al Pacino'yla karşılaştım. Düşünebiliyor musunuz? Yok. Yani o kim çünkü onu bilmiyorum. Ama onun dışında söylediğiniz her şeye katılıyorum. Baba filmini izlemiştik yani birlikte mafya. Ha, babalı bir şey. Ben de babalıyım ya o yüzden şey. Can Bey evladım, bu da bizim doğum günü hediyemiz. Artık çam sakızı, çoban armağanı. Umarım beğeniriz. Estağfurullah, çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ilginç bir hediye. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nereden gelecek aklına anneciğim? Gelmez tabii. Beni ancak çok iyi tanıyan, bilen... seven, önemseyen birinin aklına gelirdi. Biz aslında heyecandan böyle ne alacağımızı şaşırdık. Sonra Sanem'e sorduk. O dedi ki ay taşı kırılmış yani bir şey olmuş. Aradılar, bayağı uğraştılar, şey yaptılar. Bir de çok güzel bir hikayesi varmış ya. Gezginleri koruyormuş. Ha, evet. Çok zahmetli olmuştur bunu bulması, getirtmesi. Ben sarılabilir miyim size? Ya, tabii. Ne demek? Doğum günün kutlu olsun Can. İnşallah beğenirsin. Gezerken de bol bol kullanırsın. Hadi masaya geçelim mi? Tamam. Göstereyim. Şehir masası. Hadi gel buraya. Abi. Biraz geç mi kaldık? Eyvah o ne? Ay taşım. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Can Bey. Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba evladım, merhaba. Can, mutlu yıllar. Böyle bir konfeti falan getireyim, onları patlatayım dedim ama... bir şekilde dedim ki Can Bey sadelikten hoşlanıyordu, ondan falan filan. Ondan yapmadım. Fakat istersen çıkışta bir yere gideriz, bir kafa dağıtırız başta. İyi ki varsın Muza. Happy birthday diyelim mi? İyi ki doğdun diyelim mi Can Divit? Alkışlar. Alkışlar, evet. Kaç yaşına girdin diye sormuyorum. Çünkü böyle bir terbiyesizliğin altına imza atacak değilim. İnsan hissettiği yaştadır. Ayrıca pasta kestiniz diye düşünerek size çiğ köfte getirdim. Haydi buyurun. Etsiz mi? Etsiz tabii Can Divit. Biz eti nereden bulalım? Et olmuş dünyanın parası. Varsıl insan değiliz ki gidip de et alalım. Bastık baharatı, bastık bulguru. Oldu sana çiğ köfte. Eti nereden bulak ki? Sanem'in arkadaşları mahalleden. Heves etmiş gelmiş onlar da tabii. Hasret kalmış çiğ köfteye. Bence çok iyi olmuş. Evet, hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Tokyo'da bile çiğ köfte aradım buldum. Öyle bağımlısıyım yani. İyi ki doğdun Can. Mutlu yıllar. Benden sana bir hediye. İnşallah beğenirsin. Teşekkür ederim. Benim için en büyük hediye zaten senin benim yanımda olman. Ya ben bu organizasyonla arkadaşlarını davet etmekle pek ilgilenemedim. Çünkü bütün konsantrasyonumu bu kitaba vermiştim. İnşallah beğenirsin. Fantastik bir şeye benziyor zaten. Evet. Ana, kitap mı değil? Aşk, bunca insan arasında yalnızca seni görmek. Yalnızca seni. Biziz bu. Ver. Biziz, yine biziz. Matematik meselesini sıkıntı ediyor Rüma Hanım. Asla. Henüz daha ortada ciddi bir şey bile yok. Sonuna kadar savaşacağım. Bana iyi kaldın çikolata. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Arkadaşlar, bu gece benim yanımda olarak beni çok mutlu ettiniz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayenizde unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum. Anneme de ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon yapıp hepinizi tek bir çatı altında topladığı için. Canım annem. Anneciğim, madem sen bana böyle bir güzel bir hediye verdin, benim de sana güzel bir hediyem olacak. Ne ki ne? Kalbim, diğer yarım, her şeyim. Benimle evlenir misin? Evet. Bak sen ya, bayağı herkesi organize etmiş ha. Bu futbolcu kartlarını sen mi verdin? Evet, evet. Çok iyi. Nereden buldun oğlum ya? Ben bile unutmuşum. Çok teşekkür ediyorum. Sen mutlu ol da. Yani açık ara aldığım en fantastik, en şahane doğum günü hediyesi yani. Bayağı iyi, bayağı iyi. Aşk olsun Can. Bak daha bir sürü hediye geldi. Bu arada bu ay taşları da var ya, yani çok iyi sürpriz oldu. Kral hareketli, yüzümü güldürdü ya resmen. Ha. Bu arada anneciğim, tabii ki organizasyonda başlı başına harika bir sürprizdi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim canım. Tabii Polen'i de unutmamak lazım. Onun yardımları olmasa hayatta beceremezdim. Tabii ki. Can. Hı. Oğlum, Polen seni çok seviyor. Ya, şunu bir görebilsem. Anneciğim. Ah anneciğim, ah. Benim gözlerim Sanem'den başkasını görmüyor, kalbim Sanem'den başkası için atmıyor. Keşke sen de bunu görebilseydin. Ben bunu çok iyi görüyorum oğlum, işte bu yüzden endişeleniyorum. Babana olanları ben çok iyi biliyorum. İşte anneciğim, Sanem ve ben senle babamdan çok farklıyız. Bizim hayatlarımız sizinkinden çok farklı. Beklentilerimiz aynı şekilde sizinkinden çok farklı. Kaderimiz de... Emin ol sizinkinden çok farklı olacak anneciğim. Artık bir anla lütfen ya. Tekrar aynı şeyi konuşuyoruz. Efendim bir tane. Bu kız benim oğlumun gözünü gerçekten kör etmiş. Ya Can, bizimkiler çok keyifliler. Yani sana aldıkları hediyeyi sen çok beğendin ya, o yüzden çok sevindiler. Ya asıl ben çok sevindim bir tanem. Gelmeleri yeterdi zaten de. Bir de böyle bir hareket yaptılar yani. Haydi çok mutlu oldum gerçekten tabii ama hepsi senin sayende. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ya sen var ya bana gülümseyince böyle benim içim bir fıkır fıkır, kıpır kıpır bende bir hareketlenme oluyor. Yani dünyanın en mutlu insanı oluyorum gerçekten. İşte sen beni böyle sevince ben de gülümseyesim geliyor, çok mutlu oluyorum. Sen daha dur, ben sana daha seni ne gülümseteceğim ne gülümseteceğim. Sen biliyor musun? Mutluluk bulaşıcıdır. Biz her şeyin üstesinden geleceğiz. İnşallah bebeğim, amin. Bu arada annen bir şey dedi mi? Yani sonra. Yani dün gece heyecandan uyuyamadım biliyor musun? Bir ara uyuyakalmışım. Hı. Yanımda hafif bir acıyla uyandım. Ben kıyameti koparırım ama şu an. Gerçekten kıyameti koparırım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Can. Bakın heyecanlıyız. Biraz evet. Çıkardın mı sen yüzüğü yoksa? Batıyor diye çıkarıp böyle koydun mu kenara sen o yüzüğü? Ben bu yüzüğü ömrümün sonuna kadar çıkarmayacağım ki. Seni ben yerim. Hı. Seni ben çok seviyorum ya. Bayılıyorum ben sana. Ben hep yanımda ol istiyorum ya. Yani şu gereksiz teferruatları, formaliteleri, prosedürleri atlatmak istiyorum ya. Ben de seninle hep beraber olmak istiyorum. Ben de uyurken, uyanıkken, evde, işte hep olmak istiyorum seninle ya. Ne diyorsun ya? Hı? Aa, işte derken aynı binadayız ama işlerimiz farklı, o da olur. Yo, ben bayağı aynı işi kastetmiştim. İstediğimi aldım, tamam. Yok. Ajansa dönüyorsun herhalde, tamam. Aa, Can tamam, bir gel. Tamam canım aldım, işte istediğimi aldım ben senden şu an. Tamam anladım, dönüyorsun işe, okey. Can, bir şey söyleyeceğim. Ben ajansa geri dönmeyeceğim. Nasıl dönmeyeceksin ya? Yine aynı şeyleri konuştuğumuza inanamıyorum Sanem ama. Konuyu ben açtım ama inanamıyorum yani. Can, ben de aynı şeyleri konuştuğumuza inanamıyorum. Ben sana söyledim, ben işimi seviyorum. Ben de sana söyledim, Yiğit'in gözü göz değil dedim. Ya adam lakayt ya. Ben adamın sana olan hal tavırlarını, bakışların, davranışlarını sevmiyorum yani. Sana ilgisi mi var ne? Yok artık Can. Var artık. Yok artık, bence de yok artık da zaten... Var olsa, var artık olsa ben onun mesela kafasını kırmak suretiyle, böyle koparmak suretiyle de olabilirim. Can, abartıyorsun canım. Ben abartıyorsun. Değil mi? Biraz abarttım ben. Canımın içi, bir tanem, aşkım, sevgilim, her şeyim. Ben seni çok seviyorum, ben... Sen böyle tatlı tatlı konuşuyorsun canım, bir tanem, sevgilim diyorsun. Benim içim eriyor şu anda. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Ondan sonra gideyim istifa edeyim diye yapıyorsun. Ben bunu hemen anladım şu anda. Aşk olsun ama hemen ya. Anladım. Aşk olsun Sanem ya. Biz karı koca olacağız yakında. Hiç karı koca arasında öyle kandırmaca falan. Ne alakası var ya? Bana söyler misin? Can, Yiğit'in tavırları rahat olabilir. Tamam. Ama art niyetli bir tavır sergilemiyor. Zaten art niyetli bir tavır sergiliyor olsaydı ben o iş yerine 2 dakika durur muydum? Sen beni tanımıyor musun? Ha, bunu hissettiğin anda istifa ederim diyorsun yani. Evet tabii ki yani söz. Delikanlı gibi mi? Anlaştık diyorum söz. Ha, tabii ki anlaştık. Ben şu varlıkla, şunla ben nasıl anlaşmayayım? Tabii ki seninle uzlaşacağım ben. Mecbur, elim mahkum. Estağfurullah, Allah yaratmış yani. Hı? Öyle, kesinlikle öyle. Can, biz asıl meselemize geri dönebilir miyiz? Bismillah da diyerekten evet, konumuza dönelim. Şöyle bir şey hayal ediyorum, böyle sade bir nikah olsun. Ne bileyim, aileler arasında da bir yemek düzenleriz. Bence müthiş. Bence de, %100 katılıyorum sana. Çok haklısın. Haklıyım da, sonra annelerimiz aklıma geliyor. Ben bu rüyadan uyanıyorum Can. Ne olmuş kendilerine? Eğer biz onlara, biz düğün istemiyoruz, sade bir nikah istiyoruz dersek... ...yani kıyameti koparırlar. Evet, Hüma'nın bir sosyeteye rezil olacağını düşünür. Kimse artık o sosyete. Evet, bir sorun çıkartır. Ama benim için önemi var mı desen yok. Umurumda değil, hiç problem değil yani. Mevkube Hanım da ben mahalleye rezil mi olacağım der. Üstüne bir de Hüma Hanım'ı suçlar. Buyur, cenaze namazına. Anlaşılan olmaz o iş Can. Mümkün. Ama onlara söylersek de olmaz. Yine olmaz. Birbirlerini yerler çünkü. Üzerine bir de bizi yerler. Yani sonra birbirleriyle yarışırlar. 3 gün 3 gece Hint düğününe döner düğünümüz. Hint düğünü diyorsun. Ah be sana ne yakışır ha şurada bir ben. Ne diyorsun ya? Vallahi şehla bakışlar, kıvrak oynak hareketler, hafif müzikalimsi. Hı? Oryantalimsi bir kostüm. Of yanarsın ha. Böyle seni var ya izlemeye doyamam. Yani gel, keşke olsa Hint düğünü olsa. Can biz ne yapacağız? Sanem, dün şuradaymış, buradaymış, ne bileyim şu köprünün üzerindeymiş, boğazın ortasındaymış, uzaydaymış, Mars'taymış. Benim umurumda değil ya. Ben bir an önce seninle evlenmek istiyorum, hayatımı birleştirmek istiyorum artık. Ben de öyle. Ama annelerimiz bu durumdayken yani... ben annelerimizin mutsuzluğu üzerine bir yuva kurmak istemiyorum Can. Sen de beni anla ne olur. Tamam, şöyle yapalım o zaman bir tanem. Konuşalım bir an önce ikisiyle de, tamam? Belirleyelim nikah tarihini. Ben de sevgilime kavuşacağım zaman artık bir bileyim ya.